Silivke Adliyesi'nde bulunan uzlaştırma bürosunda çözüme kavuşturulan bir soruşturma dosyasıyla köy okullarındaki öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 100 temel eser arasından seçmeler isimli kitap listesinden 7.000 lira karşılığında toplam 5.600 adet kitap Silivke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilerek öğrencilere dağıtıldı. Satranç oynuyorsunuz. Satrancı seviyorsunuz. Kitap dağıtım törenine Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, Mersin Barosu Silifke Temsilcisi Avukat Gürhan Dölek ve daire müdürleri katıldı. Sen buraya basın, iki kimse fotoğraf çekmeye başlayacağım. Tamam mı? Getir elini. Ben kitabını bana. Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir ise okul bahçesinde kurulu çadırda bazlama pişiren kadınlarla sohbet edip kendisi de bazlama pişirdi. Yargı işlemini yürütürken, adaleti sağlamaya çalışırken diğer taraftan da yine ilçedeki sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alma sorumluluğunu bir anlamda onu bir sorumluluk olarak kabul edip yer alma konusunda bizlerle sık sık işbirliği yaptıklarını memnuniyetle görüyoruz. Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, adliye bünyesinde Mersin Barosu'nun da katkılarıyla uzlaştırma ve arabuluculuk büroları kurulduğunu belirterek, buraya getirilen kitapların gelmesinde güzel yürekler var, çok güzel düşünceler var. Bu düşünceleri ortaya koymuş olmak başlı başına bir güzellik ve gerçekten teşekküre değer bir iş diye konuştu. Bugün de Silifke Uzlaşma Bürosu'nun uzlaşmayla sonuçlanan bir dosyası kapsamında yaklaşık 7.000 TL karşılığında 5.600 kitap uzlaşması edimin ifası sağlanıldı. Bizim amacımız burada başta köy okullarımız olmak üzere kıymetli öğrencilerimize ulaştırmaktı. Evet.